yeni mutfağa gidebilmek için de gerçek mutfağı görmek lazım ki yeni mutfağa adım atmak lazım. İkisi de lazım çünkü. Şimdi eski reçeteyi bilmezsen ne yapacaksın, neyin üstünde oynayacaksın? Amerika'yı mı yeniden keşfedeceğiz? Herkes pek çok denemeden geçmek zorunda. Geçmişi illa değiştirelim demiyoruz. Bakın ne diyorum, ihtiyar heyetini sonsuz saygı duyalım. Ama bu gibi fikirlerin altında ezilmeyelim. Eski klasik olan bilgiyi de alıp, onu da depolayıp, onun üzerine de bilgi koyup, ikisini de yan yana alıp, sizin bunu günlük hayatınıza adapte edebilmenizi istiyoruz aslında biz. Hayatında İmam Bayıldı yapmamış. İmam Bayıldı'nın ne olduğunu bilmeyen, hatta nasıl yapıldığını ya da karnıyarığın ne olduğunu bilmeyen kişi, yaratıcı mutfak adı altında her şeyi gizliyor. Yeniliğe üzerine düşünmeye kesinlikle açığım. Bence üzerine düşünülerek zaten bir yerlere geliniyor her anlamda yani. Ama böyle müthiş evirip çevirip acaba bununla da nasıl oluyor diye sürekli zorlama taraftarı. Yani öyle şeyler yiyorum ama hani kendi mutfağımda yapma taraftarı açıkçası çok değilim. Bu bir süreç.